Selami. Dinliyorsun değil mi konuyu? Dinliyorum baba. Şimdi en baştan mı alalım konuyu tekrar anlaşılması için? Belki bir daha olsun. Şimdi Antalya'ya girince böyle şeyler normaldir yani. İnsana bir baskı olur. Baskı olmasa da çirkeflikler unutkanlığa nedendir. Avret dediğin zaman kişinin ön ve arkası demek değil sadece. Erkek için diz kapağıyla göbek arası, kadın için ise hepsidir, el, yüz, ayak hariç. Buralarda da yüze bir bakış helal olandır tanımak içindir, ikincisi haram olandır. Yani her halükarda insan gözüyle unutkanlığını artırabiliyor. Efendimiz de diyor ki, ilmin afeti nisyandır. O zaman ilim kendi başına bir afet olabiliyor. Adam çok iyi bilir, sonra her şeyi unutursa ne olur? Düşünsene neredeydi, ne hale geldi. Her şeyi unutmuş. Allah'a 5 kuruş etmez. Bundan daha büyük bir sel olabilir mi adam için? Kocaman bir sarayken yerle bir olmuş yerlerde geziniyor. Tamam mı? İdaatuhu ise, onu kaybetmek ise diyor, ehli olmayan insanlara anlatması. Bu hadis. Afetul ilmin el nisyanu ve idaatuhu en tuhaddise bihi gayre ehlihi. Ehli olmayan insanlara anlatman. Peki iki şıktan hangisi daha tehlikelidir? Afet mi, onu kaybetmek mi? Evet İlme. Kaybetmek efendim, tamamen yok oluyor. Ha, çok güzel. İnsanlar bu iki şıkta baktığı zaman ilk etapta afeti der, değil mi? Aslında öyle değil. Birisi tamamıyla malın gitmesidir. Kalmıyor, elinde bir şey yok. Birisi ise kasırgadan veya selden sonra mutlaka kalanlar vardır. Gidersin bir şeyler karıştırır ararsın. Kendine ait bir şeyler bulursun. Öbüründe hiçbir şey yok. Tamam mı? Ha şimdi bunu niye anlattık şimdi? Akıl bir potadır. Ayrıştırma merkezidir. Sen içerisine süzgecine bir şeyler sokarsın. İçinde süzgecin yoksa sıkıntıya düşersin. Ayrıştırma merkezin yok demektir. Birbirine katmış olursun. Aynı Mansur'a gelen alim gibi. Şam'da beraber okumuştur. Halife Mansur'a geliyor, diyor ki, biliyor musunuz ey halife, biz sizinle Şam'da beraber okumuştuk, hatırlıyor musunuz? Ha filan kesmişsin, evet diyor. 1.000 dirhem veriyor, gönderiyor. 1.000 dirhem verin diyor, gönderiyor. Adam ikinci kez bir fırsat kolluyor, tekrar giriyor. Babasının cenazesinden dolayı taziyeye, kalabalıkla birlikte taziyeden dolayı giriyor. Girdiğinde yine yanaşıyor, efendim diyor, hatırladınız mı? Başınız sağ olsun, Allah rahmet etsin, ben sizin filan arkadaşınızım. Tamam. 500 dirhem daha veriyor. Üçüncü kez nasıl gireceğini bilmiyor. Tabi arada mesafe var yani, 2-3 ay geçiyor her seferinde. Üçüncü kez girdiğinde diyor ki, efendim hatırlıyor musun? Hani ben size bir tane dua öğretmiştim. Her neye okusanız o duayı mutlaka kabul olurdu. Vallahi hiç olmadı diyor. O kadar çok okudum ki gelmeyesin diye buraya. Yine geldin sen buraya diyor. Adamı gönderiyor. Ha seni, aynı dönemde olmuş ikinci bir olay var. Burası güzel. Yaşlı bir tane adam yanına gelir. Halife Mansur'a, oğlum ben seni çok seviyorum. Babanı daha çok seviyorum. Sen beni biliyorsun. Doğrudur efendim diyor. Oğlum diyor, ben senin yanına ara ara gelmeyi isterim. Ama seni sıkmayı da istemem. Bak yaşlıya bak ya. Kafasına kadar güzel çalışıyor. Pota var orada. Öbürü paldır küldür giriyor işte. Anladın mı? Kim gibi diyeceğim, münasip olmaz.
Tamam Helmi. Evet efendim. Diyor ki ben ne zaman geleyim sana diyor. Ne kadar müddette gelin diyor. Ben seni görmeyi isterim. Efendim diyor 6 aylık bir müddet en uygunudur diyor. Ondan sonra insan unutmaya yüz tutar. 6 ayda bir görüşürsek ben de çok sevinirim amca diyor. 1000 dirhem veriyor. Her 6 ayda da 1000 dirhem geldiğinde para veriyor. Tamam mı? Şimdi potanın olması mı iyi, ilmin olması mı? Öbür halim bak. Demek ki analiz merkezin yoksa işe yaramıyor. Ne dedi sana Hazreti Uveymir için Efendimiz? Ya Uveymir. Nafileleri yaparsan aklın artar dedi. Nafileler yaparsan aklın artar. Görüyor musun? Her nafilenin bir getirisi var. Eline tak bir tane yüzüğü, kafanı çalıştır. Bu kadar. Ne ki yani elinde olsun. Yüzük Efendimiz gümüş yüzüğü takmış. Sen de onun hatırına öpüyorsun. Bir de Uhud taşı varsa Allah gözüne de sürüyorsun. Ama bunu Vahabiler anlamaz. Tamam mı? Anlayamazlar. Biz onu seviyoruz, o da bizi seviyor diyor. Yine anlamaz o salak Vahabiler. Allah'ın Resulü'nün sevdiğini ben öpüyorum. Bunda bir şey mi var? Taş oraba. Şimdi derler ki bak 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 bir de taş getirmiş. Bir de yayına veriyorlar. Birbirlerine ellerini vururlar. Tamam mı? Maalesef öyle bir ortam oluştu. Her şeyi kabullenmez bir yeni din çıkartanlar var. Kullu muhdesin bid'atun derler. Her sonradan çıkan şey bid'attir, delalettir, yoldan çıkarıcıdır. Ama kendileri çıkarıyorlar, farkında değiller. Çünkü Efendimiz burası için, Uhud için diyor ki, o öyle bir dağdır ki biz onu seviyoruz, o da bizi seviyor. İnsan Resul'ün sevdiği bir dağı öpmez mi ya? Niye öpmesin? Ne var ki? Öpsen ne olacak? Nasıl şirk olabilir ki? Öptün diye sen onu öptün diye ondan bir şey mi bekliyorsun? Ne alakası var? Kızını oğlunu öpüyorsun. Bir şey mi bekliyorsun? Aynı bizim Hristiyanların dediği gibi. Hristiyanlardan bir tanesine dedim ki kolunda haç gördüm. Oğlum bu kolundaki ne dedi ki? Şey bu X'i niye atmışsın dedim. Bilerek dedim. Yok dedi ne X'i bu bizim haçımız dedi. Haç nedir dedim ya. Dedi işte Hazreti İsa bizim için kendini feda etti, öldürdü. Adem Aleyhisselam'dan İsa Aleyhisselam'ın kabrinden kendi yapılan günahlar için öldürdü. Onun için biz ya nasıl yani çivi mi vurmuşlar? He diyor çivi vurmuşlar eline ayaklarına. Allah Allah. Allah'ın oğlu mu? Evet diyor. Allah'ın oğlu dedim. Vay be oğlum insan hiç sen oğluna çivi vurabilir misin dedim. Hadi vur bakalım. Birisi senin oğluna çivi vursa eline ayağına ya da bıçak atsa ya da tel sürse bütün vücudu kanlar içinde kalsa razı olur musun? Olmam dedi ya. Ulan olmazsa nasıl Allah kendi oğluna razı olsun? Bir tanecik oğlu varsa Allah'ın ve bir taneciği de feda edecek senin için. Sen kaç kuruşsun ki sana feda etsin dedi. Durdu. Vallahi dedin ama dedi ben. Anlamam dedi. Bize böyle dendi. Bize böyle dendi. Kafalarında bu bize böyle dendi. Ne söylediysem Allah yol boyu çok öldü. Eşek çıktı. Dedim ha. Ondan hayat yok. Neresi vazgeçim. Ha seni. Konumuz afetul ilmi en nisyan dedik. Sanırım burayı anladınız. Bir de ehli olmayan insanlara anlatılmaz. Sen Vahhab ile neye uğraşacaksın? Ehil değil. İstediğin kadar söyle. Anlamazlar ki. Tamam mı? İlmin afeti unutkanlıktır. Unutkanlığı yaptırıcı şeyler avret mahallerine bakmaktır. Pisliğe bakmaktır. Necasete bakmaktır. Görebiliyor musun? Bak necasetle kadına bakmak aynı eşdeğer olmuş. Tabii kadın kendini çıplak etmişse. Niye etsin, niye gezinsin? 324 bin kişinin nedir tıkladığı kişiyim.
324 kişi ne diyor ona ne diyorlar ben tam 324 bin takipçim var takipçim diyor takipçim oğlum 324 binlik takip eden kızı sen nasıl ayıplayabilirsin diyorum ya bak 324 bin tane erkek bunu takip ediyor ya salak ulan biz bir tanesi baksa gözünü oyacağız senin 324 bin tane ha diyor vallahi vallahi doğru ya diyor. Adam da sonra uyanıyor yani. Zannediyoruz ki bu kızı bu kadar çok seven var. Ben de ondan dolayı çok seveceğim. Halbuki Allah kızı kadını kocasına yaratmış. Kadını kocasının parçası olarak yaratmış. Yani yarın sen cennette buluşmayacağın bir kadınla niye evleneceksin? Yarın senin parçan cehennemde olacak, sen cennette olacaksın. Böyle bir şey olabilir mi? Allah ümmeti korusun. Amin. Afetün ilmi dedik. İlmin afetidir. Dikkat etmek zorundasınız. Alacağınız ilme afeti getirtmeyeceksiniz. Nisyanı siz getirtiyorsunuz çünkü. Biz getirtiyoruz. Bir de kaybetmeyi de biz getirtiyoruz. Adam ehil değilse niye anlatacaksın ki? Allah, komşu pazarcıydı. Bir gece evlerinde onlara bir konuyu anlatıyorum, anlatıyorum, anlatıyorum. Allah Allah, 4, 5, 6. Sonra aklıma bu hadis geldi. Tamam dedim Süleyman amca, hadi Allah'a emanet olun. Geceniz mübarek olsun, Allah kabul etsin. Gönüllerini alıp çıktım. Baktım ki benim ilmim de yok oluyor orada. Anlata anlata bu sefer ulan diyorum bende bir şey mi var? Ne oluyor diyorum ya. Bir şey oldu diyorum vallahi kafam gitti ya. Niye anlamıyor ki diyorum ben. Aslında anlatma tarzım da iyidir yani. Aktarabiliyorum yani o ki o durumumu biliyorum. Çünkü birçok ülkede insanlar Hindistan'a diyor ki ben diyorum bak dilinizi bilmiyorum hakkınızı helal edin. Tercümeyle götürüyoruz. Diyorlar ki vallahi biz kendi alimlerimizden senin kadar anlamıyoruz. Allah Allah diyorum. Mısır'da aynı olay. Dedim bak Arapçam benim mükemmel değil. Çok orta seviyede bir Arapçam var dedim. Yok yok diyorlar. Senin anlatını biz daha iyi anlıyoruz. Sonra fark ettim ki onlar bağıra bağıra anlatıyor. Yapmazsanız böyle bir giriş olur mu ya? Karşıdaki adam zaten ürktüğü için bir şey anlamıyor ki. Yapmıyorum ona diyor. Peki Allah'ım bizi Efendimiz'e layık eylesin. Amin. Ümmetin salahiyetli kullarından eylesin. Amin. Şu memleketi de Antalya'yı Allah'ım Efendimiz'e uymuş olan, onların Efendimiz'in hevasına uymuş olan, takipçisi olan bir memleket eyle. Amin. El-Fatiha. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed sallallahu aleyhi ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.